Sevgili Akrep, Ay Burcu Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olan dostlarım hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir salıdan bir salıya Mars günündeyiz. Biraz evvel koç taşlarımı çektim. Ben de koç burcundanım biliyorsunuz. Ay burcum akrep. <laughs> akrep taşlarım diyebilirim size. Ve de salı günü benim çifte uğurlu günüm. Hem koçtan dolayı salı günü uğurlu günüm Mars enerjisi taşıyor. Sizin de yönetici gezegeniniz Mars. O yüzden e, arkadaşlar e, yani bazı gezegenler tespit edilmemişti o dönemde. İslam astrolojisi yıldızname Akrep Burcu'nu da Mars enerjisinde Merih enerjisinde taşıyor. O yüzden e, mesela e, Merih e, yani yakan Kırmızı gezegen. Sonra biz ona Mars dedik. Daha sonra pek çok gezegen tespit edilince arkadaşlar sizin e, yönetici gezegeninizin Plüton olduğu ortaya çıktı. Ama ikinci olarak da Mars'tan etki alıyorsunuz. Tabi bu klasik astrolojide, modern astrolojide böyle. İslam astrolojisinde hala sizin yönetici gezegeniniz Merih'tir, Mars'tır, yakan gezegen. Mars biraz evvel koçlara da söyledim. Yakan yıkan bir gezegen, gürültülü bir gezegen. Yani ben mesela her gittiğim yerde gürültüyle karşılaşıyorum. Hiç de hoş bir şey değil. Ama koç olmak ve de ay burcunun akrep olması zaten zor bir hayata işaret ediyor. Ne yapalım? Başa gelen çekiliyor arkadaşlar yani gürültü patırdı işte araba yarışçıları demek kesici aletler demek sizde mesela koçlarda Mars daha çok adrenalin şeklinde çalışırken sizde 8. ev konuları mesela cinsellik cinsellikle ilgili yani cazibe cinsellikle ilgili diyelim ateşli bir aşk kuvvetli bir aşk ilişkisi bunun evliliğe dönüşmesi yani akreplerin cinsel cazibesi çok çekicidirler erkekleri de kadınları da karşı cinsi cezbederler bir görüşte aşık ederler öyle de bir yapıları vardır bir de sizin ameliyathaneleri falan yönetiyor Mars mesela akreplerde genelde bir ameliyat olur genelde akrep burçlarında kadın hastalıkları kadın akreplerde çok olur yani kadın hastalıkları çoktur ya da işte düşük falan tehditleri çoktur o yüzden akrep olan genç kızlarımıza diyorum hamileliklerinize falan dikkat edin arkadaşlar yani bu tür şeyler ol olabilir olur demiyorum mesela benim annem akrep burcundan da bütün çocuklarını şey yapıyordu yani benden evvel doğumda oğlu ölmüş falan filan e, ters geliyordu doğum yatağı tersmiş doğuştan o zaman annem bir profesöre gitmiş Ankara'da e, sırf bu hastalık için çünkü çocukları ters geliyor falan doktor demiş ki kızım meslek hayatında 3 tane hasta gördüm birisi sensin hani çocuklar koldan geliyormuş Ayaktan geliyormuş. Bu <laughs> onlardan biri de benim. Üç günde zor doğmuşum. Doğum yatağı tersmiş annemin. Bu tür şeyler çok olur akreplerde. Yumurtalık problemleri olur. Dediğim gibi kadın doğum olayları olur. Bunu her zaman söylemem. Ayda yılda bir söylerim. Yani idrak ve anlayışınıza sığınarak da. Söyledim. Akrep hanımları dikkat etsinler. Niye ben hep böyleyim demesinler. Mesela daha Genital bölgelerde temizliğe daha çok dikkat ederler. Ama bazı şeyler var ki bak işte doğuştan oluyor arkadaşlar. Bu bu da bizim bir kaderimiz. Akrep olanlar, ay burcu akrep olanlar kadersel döngü, doğum, kadın doğum olayları, hamilelik olayları böyle sorunlu olabilir. Ya da ne bileyim ben çok kolay hamile kalınabilir. Yani... Dikkat edin arkadaşlar, hani Allah istediği isteyene istediği kadar çocuk versin, İsterse 10 tane versin. Rabbim verdiği çocuktur. Ben bu konuda bir şey demiyorum. Ee, onu söylemek istedim arkadaşlar. Güzel de anne olurlar akrep kuşları, harika da baba olurlar. Yuvalarında korurlar, yıkmazlar. Sanılanın akre, aksine akrepler çok korunaklı. Bence yüreği de temiz, azimli de çalışkan da insanlardır. Arkadaşlar bu konuyu hatırlatın bir daha. Bazı şeyler daha söyleyeceğim. Şimdi konu dağılmasın diye akreplerle ilgili e, bir şeyler daha söyleyeceğim. E, sonra söyleriz arkadaşlar. Ne gibi şeyler? Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim'de kuruldu biliyorsunuz. Saat 20.30'da. E, bu da e, bizim Türk toplumunun akrep özelliğini çok taşır daha sonra hatırlatacağım arkadaşlar. Akrep burçları Türkiye'de çok şanslıdır. Değerlendirsinler. Çok politikacımız da akrep burcundandı. Örneğin Süleyman Demirel akrep burcuydu. Necmettin Erbakan akrep burcuydu. Süleyman Demirel Kasım ayı doğumlu. Ama Necmettin Erbakan 29 Ekim doğumluydu. Mesut Yılmaz akrep burcuydu. Pek çok sayarım ama şu anda aklıma gelmiyor diğerleri. Böyle de Türkiye'de daha çok akrep burcu politikacılar ön planda olur. Evet. Arkadaşlar bunu da değerlendirin derim yani. Devlet kapıları size sonuna kadar açık. Bunu boş yere söylemiyorum arkadaşlar. Yemin ederim hani sitem etmeyin bana. Devletin kapıları akrep burçlarına sonuna kadar açık. Yani politikacı olmanız gerekmez. Devletten işiniz de kolay çözülür. Okullarda güzel öğretmenlere düşersiniz. Bence bunu değerlendirin arkadaşlar. Akrep burçları Türkiye için nimettir yani Türkiye'nin çünkü kuruluş tarihi 29 Ekim olduğu için. Bakalım. Kariyer konusunda ilerlemeler var bu hafta arkadaşlar. Bazı zorlandığınız konularla ilgili azimle çalışacaksınız iş konularında bazı aksilikler olabilir. Sabır ve tevekkülle e, ilerleyeceğinizi söyledi. Sakin olacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Şimdi bir hastalıklarınız olabilir. Bir hastane kapısı senin ya da bir yakınının tedavi olabilir. Tedavi ettirebilirsiniz. Sıkıntıları, üzüntüleri attığınız, kendi kendinizi iyileştirdiğiniz e, ve e, iletişim yeteneğinizin yüksek olduğu Hitabet yeteneğinizin yüksek olduğu bir hafta. Arkadaşlar ev alma durumu varsa emlakçılarla konuşma ya da tafuda gibi bir işler olabilir. Ya bir mülk edinme ya araba alma gibi işler. Bunların planlamaları hayatınıza geçecek ve de yenilenmeler, güzellikler olacak. Şimdi sosyal çevrenizde ciddi değişimler yaşayacağınızı, ideallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek için fırsatlarla karşılaşacağınızı görüyorum. İlerleme noktasında yardım edecek kimseler var. Her türlü ilerlemeye açık olacağınızı görüyorum. Ve de arkadaşlar böyle bir çocuk sahibi olmak isteyenler, olamayanlar bir tedavi olabilir. Aniden çocuk ve hamilelik haberleri akreplerde olabilir arkadaşlar. Bu hafta hmm, Yedi değişimler olacağını kardeş ve arkadaşlarınızın bazı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınızı ama kötü bir şey değil yani onlar sizden bir yardım isteyeceksiniz o da size bir terapi gibi gelecek biraz tatmin olacaksınız ya işte ben de önemli bir insanım ya da e, bu, ben yardım ettim iyi ki ya ben de bu işe yaradım yani zaten özür dilerim arkadaşlar siz de yararlı insanlarsınız da hani bir kendini önemli hissedeceksin önemlisin de zaten her insan önemli. Hani cümleyi yanlış kurmayayım da. Tatminkar bir yardım olacak yani. Kendini rahat hissedeceksin. Şimdi hayallerini gerçekleştirmek için hayata dair hedefler var. Bu hedefleri belirlemişsin. Gerçekten bunları da tek tek yerle geçireceksin hayata. Şimdi ilik, ilişkilerde, ikili ilişkilerde bir karanlık nokta var çözülmeyen. Bu çözülecek. Aydınlanma var. Aslında sevip seviliyorsun ama karşındaki kişi sevgisini belli etmiyor. Olmaz. Belli etmesi lazım. O karanlık noktanın da çözüleceğine şahit olacaksınız. Gece gezmeleri olabilir. Gece veya akşam doğum günü kutlamaları gibi bazı faaliyetler var. Bu da çok iyi gelecek sana. Ee, özgürce hareket edeceksin. Belki bir yakınınla, arkadaşlarınla işte dediğim gibi bir gece gezmeleri olabilir ya da gece alacağın bir habere sevineceksin. Kısacası uğurlu gecelerden geçiyor olacaksın Akrep burcu. Şimdi unutulma gibi bir durum varsa hatırlanabilirsin. Uzaktan biri arayabilir. Seni sevindirecek gelişmeler olacak arkadaşım hayallerini gerçekleştirdiğin doğrultuda mutluluk gözüküyor. Güzel adımlar atacağını. Arkadaşlarının kibirli davranışları yüzünden biraz canı sıkkın. Ama bunların yüzüne vurgulayacaksın ha. Diyeceksin hani ego ya da kibirli davranış seni değiştiriyor. Olumsuz yönde bakıyorum sana gibi. Bir sitem edebilirsin. Birisiyle bu konuyu konuşabilirsin. Bence çözeceksiniz. Yani kibirli davranan patron olabilir, arkadaş olabilir. Ona da uyarıda bulunduğunu, çok sıkıntıyı atlattığını görüyorum. Bir hayalin gerçekleşmek üzere. Onu lütfen bırakma sevgili Akrep burcu. Evet. Yine bak böyle güzel konuşmalar yapacaksın ya birisinin egosu konusunda falan. O yüzden yöneticiniz ya da otorite konumunda olan kişiler size destek olmaya başlayacaklar. Bak, birinin kulağını bükeceksin çünkü. İş arayanlar memnun olacakları bir işe girebilirler. Ve pek çok akrep burcu sürpriz evlilik kararı alabilir. Evlilikle ilgili gelişmelere adım atabilir canınızı sıkan bir konu çözülecek, hedeflerine doğru gideceksin. Büyük anne, büyük baba gibi yaşlı bir insandan destek alacağını görüyorum. Hayatta her türlü hedefini koyarak ilerleyeceğin güzel bir hafta olacağını görüyorum. Arkadaşlar, yani üzüldüğün bir konuya boşuna üzülüyorsun. Gelip geçecek yani göz açıp kapayınca kadar gelip geçecek konular var sevgili dostum. Çünkü korunuyorsun, kullanıyorsun. Yani bir ıı, karar aldığını görüyorum. Bir değişim, bir gidip gelmeler olabilir. Sosyal medyada bazı işler olabilir. Bunlar çözülecek ya da sosyal medyada ticaret yapma, kendini işte ispat etme konuları. Bunlar birer ikişer önüne gelecek ve bunlar da gerçekten çok başarılı gösteriyor sevgili dostum. Ya Rahman zikrini çekeceksiniz akrep burçları 298 Ya Rahman 298 Kalpleri koruyan kulları gözeten anlamındadır. Rabbimin koruması üzerinizde olsun ve her türlü Kötülükten Rabbim seni korusun sevgili Akrep Burcu'm. Güzel yüreğinizden öpüyorum ve gerçekten örnek hayatınızı kutluyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın dostçakalın efendim.